geldiniz. Şubat'ın 16'sında bugün, Şubat'ın güzel güneşli bir gününde ceviz ağacı dikeceğiz. Organik bahçeme 4 tane ceviz ağacı aldım. Bunlar odur ceviz ağacı. Bunu nasıl diktiğimi göstereceğim size. Önce gördüğünüz gibi 30 santimlik, 30-35 santim derinliğinde bir toprağımızı bazdık. Bu şekilde çukur yaptık. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Şimdi bu cevizi dikerken dikkat etmemiz gereken yer şurası. Bu cevizin şurası toprağın üzerinde kalması gerekiyor. Çok derin olmasına gerek yok. Yani 25-30 santim, en fazla 35 santim derinlik olduğu zaman yeterli oluyor. Bunu bu şekilde dikiyoruz ve toprağına kapatıyoruz. Güzelce toprağının dibini dolduruyoruz. Ondan sonra tabii ki can suyu vereceğiz. Can suyu verdikten sonra iki tarafına, bunun iki tarafına veya dört tarafına bu şekilde direk dikeceğiz. İp bağlayacağız. Hepsini şimdi göstereceğim zaten nasıl yaptığımı. Bismillah diye bir şey başladık inşallah. Bu ceviz ağaçlarının özelliği bodur olmaları. Fazla büyük olmuyor. 5-6 sene içerisinde de büyüyor. Daha önce ben bunlardan 6 adet diktim. O yüzden nasıl olduğunu biliyorum. Bildiğiniz gibi ağaç dikimi Şubat, Mart, en geç Nisan'ın 15'ine kadar dikiliyor. Ama tabii ki Şubat, Mart ayında dikerseniz daha faydalı. Neden? Çünkü yağmurlardan faydalanması için. Şubat ayında dikmemiz gerekiyor. Bu şekilde dolduruyoruz. Evet, bu şekilde diktikten sonra güzelce şöyle ayaklarımızdan toprağı sertleştiriyoruz. Ceviz ağacına özellikle hayvan gübresi koymamak gerekiyor. Çünkü hayvan gübresi yakıyor. Daha önce ben denemiştim. Çabuk büyüksün diye cevizin dibine bol miktarda hayvan gübresi dökmüştüm. O da cevizi yaktı, vuruttu. O yüzden cevize gübre gerekmiyor. Aslında şeker gübre 1-2 kilo dökülebilir ama bence gübreye gerek yok. Doğal olarak yetişmesinde, organik olarak yetişmesi daha bence faydalı. Evet, şimdi bu şekilde diktikten sonra can suyumuzu veriyoruz. Can suyunu bol miktarda veriyoruz. Toprakla buluşturuyoruz cevizi. Buna yağmur yağmazsa sağlamlıklarla 2-3 günde bir devamlı sulayacağız. Yağmur yağarsa zaten sulamaya gerek kalmıyor. Çünkü Şubat ayı Mart Nisan'a kadar yağmurlar devam ediyor. Şimdi bunun yanına bu şekilde direk dikiyoruz. Rüzgardan etkilenmesin diye bu şekilde diktikten sonra iple sabitleyeceğiz. Evet. Fazla sıkmadan, sağa sola rüzgardan etkilenmemesi için şöyle geniş
fazla sıkmadan geniş bırakarak şu şekilde bunu buraya sabitliyoruz. İnşallah. Biraz daha dilim toprağına dolduracağım ben bunu. İnşallah 5-6 sene sonra cevizimizi toplamaya başlayacak. Bereketli olur inşallah diyelim. Organik Bahçem TV'ye abone olmayı unutmayınız. Özellikle rica ediyorum. Abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, bu şekilde diktikten sonra güzelce şöyle ayaklarımızdan toprağı sertleştiriyoruz. Ceviz ağacına özellikle hayvan gübresi koymamak gerekiyor. Çünkü hayvan gübresi yapıyor. Daha önce ben denemiştim. Çabuk büyüksün diye. Cevizini dibine bol miktarda hayvan gübresi dökmüştüm. O da cevizi yaktı, vuruttu. O yüzden cevize gübre gerekmiyor. Aslında şeker gübre 1-2 kilo dökülebilir ama bence gübreye gerek yok. Doğal olarak yetişmesinde, organik olarak yetişmesi daha bence faydalı. Evet, şimdi bu şekilde diktikten sonra can suyumuzu veriyoruz. Can suyunu bol miktarda veriyoruz. Toprakla buluşturuyoruz cevizi. Buna yağmur yağmazsa aralıklarla 2-3 günde bir devamlı sulayacağız. Yağmur yağarsa zaten sulamaya gerek kalmıyor. Çünkü Şubat ayı, Mart Nisan'a kadar yağmurlar devam ediyor. Şimdi bunun yanına bu şekilde direk dikiyoruz. Bu rüzgardan etkilenmesin diye bu şekilde diktikten sonra iple sabitleyeceğiz. Evet. Fazla sıkmadan sağa sola rüzgardan etkilenmemesi için şöyle geniş, fazla sıkmadan geniş bırakarak şu şekilde bunu buraya sabitliyoruz. İnşallah. Biraz daha dilim toprağına dolduracağım ben bunu. İnşallah 5-6 sene sonra cevizimizi toplamaya başlayacak. Bereketli olur inşallah diyelim. Organik Bahçem TV'ye abone olmayı unutmayınız. Özellikle rica ediyorum. Abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.